aradı. Haydi, haydi. Büyük babanın yanında köpeğiyle Alplerde yaşar. Haydi, haydi. Güneş gibi sıcak. Haydi, hep dostun kalacak. Haydi, mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle. Dışarıda bir gece. Ne kadar da güzel. Sanki bütün gökyüzü alev almış gibi. Gölün orası da çok güzeldir şimdi. Bütün gün tek kelime bile etmedin. Peter. Ne? Ha? Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Bana her şeyi anlatabilirsin Peter. Bir and içtik. Sonbahar moralimi bozuyor. Neden? Aç evden ayrılmam gerekiyor. Keçilerimden de. Keçilerinden neden ayrılasın ki? Çünkü okula gitmem gerek. Yani okul o kadar kötü mü? Benim için okulda durmak zor. Gittiğin zaman bütün gün orada olmak zorundasın. Saatlerce aynı sandalyede oturman gerekiyor. Ve sonra bir de ev ödevi vardır. Ama yeni şeyler öğrenirsin değil mi? Dağlarda da yeni şeyler öğreniyorum. Keçilerimle. O kadar da kötü olamaz canım. Evet olabilir. Gel hadi sana göstereyim. Otur. Peki Bay Peter. Evet. Kralı kimdir? Neresiyse işte. 1000 yıl önce yaşamıştır. Ne? Nerenin kralı? Ama ben... Neresiyse işte dedim. Ev ödevini yapmadığın çok açık küçük hanım. Ama... Aması yok. 100 satır yazacaksın. Ve satırlarını taşıracak olursan da hepsine başından başlaman gerekecek. Ama ben yazmayı bilmiyorum ki. Küçük keçi yazmayı bilmiyor öyle mi? Bunlar da Karl ve çetesi. Seninle hep alay ederler. Yazmaya başladığınızı göremedim Bayan Heidi. Ama... Bayan Heidi 100 satırı bitirinceye kadar kimse bu sınıftan çıkmayacak. Bayan Heidi, bizi burada daha ne kadar tutmayı planlıyorsunuz bakalım? Heidi! İyi akşamlar amca. Soğuk havalar yaklaşıyor anlaşılan. Sonbahar başladı artık, öyle değil mi? Havadan konuşmaya gelmemişsindir. Hadi ne söyleyeceksen söyle Trevor. Sohbet etmek işine gelmez değil mi? Öğretmenin burada ne işi var? Torununla ilgili konuşmaya geldim. Biz bu kış Heidi'yi de okulda görmeyi umut ediyoruz. Sen içeri gir Heidi. Yemek için sofrayı hazırla. Ben de Bay Trevor'la konuşup geleceğim. İyi akşamlar Heidi. İyi akşamlar Bay Trevor. Yakında görüşeceğimizi umuyorum. Söylediği şeyi duydun mu Cik Cik? Görüşecekmişiz. Eğitimin önemini sen de biliyorsun amca. Dünya görüşünü genişletir. Heidi'nin geleceğini de düşünmelisin. Israr etmene gerek yok Bay Trevor. Heidi'yi ne bu kış ne de başka bir kış okula göndermeyeceğim. Umarım tekrar düşünürsün amca. Bu senin için. Öğretmen o çirkin kayıt formlarıyla evinin kapısına kadar gelir ve hayır diye bir cevabı asla kabul etmez. Hemen şimdi gitmelisin. Sevgili amca, sana iyi haberlerim var. Frankfurt'taki işimi sağlama almayı başardım. Ve yakında Heidi'yi yanıma alabileceğim.
Gelecek baharda onu almaya geleceğimi duymak seni de mutlu edecektir. Büyük baba. Sana içeride kalmanı söylemiştim. Seni üzen şey öğretmenin verdiği o kağıt oldu, öyle değil mi? Benim kısa zaman Haydi, sonra... Bu yetişkinlerin meselesi kızım. Sen buna karışma. Ama bana ne olacağını bilmek hakkım. Bana da söylemek zorundasın büyük baba. Kasabadaki o insanlar çok haklıymış. Aksine huysuz bir adamsın sen. Bir daha sakın benimle böyle konuşmaya kalkma. Hemen içeri gir ve yatağına çık. Bu akşam sana yemek de yok. Değilsin küçük hanım. Gideriz. Ama bu geceyi ağaç evinde geçireceğiz. Sen aşağıda kalabilirsin. Bekçilik yaparsın. Küçük yıldızım, beni bulurlarsa okula gitmek zorunda kalacağım. Okula gitmeyi hiç istemiyorum. Haydi. Haydi. Uyanma vakti geldi. Ne kadar tembel bir kız bu. Haydi. 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 Ağaç evinde. Haklısın Cikcik. Mağaraya gitmeden önce bir şeyler yememiz gerek. Bu gürültü de ne böyle? Günaydın Brigitte. Amca. Haydi burada mı? Haydi mi? Hayır. Neden burada olsun ki? Çünkü kulübede bulamadım. Peter! Peter hemen aşağı in.
Amca, ne oldu? Heidi nerede? Kaybolmuş. Ha? Kayıp mı? Ah. İyi ama bir yerlere gitmiştir. Belki şey de olabilir. Benim gizli yerimde. Ya da belki gölde. Göle neden gitsin ki? Biz yazın oraya çıkmıştık. Bir mağara var. Kar ve arkadaşlarını orada atlatmıştık. Şimdi hatırlıyorum. Ben gidip oraya bakacağım. Sen de gizli yerine bak, tamam mı? Hı. Onu bulursan bir kez üfle. Bulamazsan iki kez. Sonra da belki döner diye bizim kulübeye koşarsın. Ve dönerse boruyu bir kez daha çal. Hı. Sürüde yardım edebiliriz. Hadi gidip yeni evimize bir bakalım. Hadi, yukarıda mısın? Hadi. Taze ekmek kırıntısı. Buradaymış. Çıkalı da pek fazla olmamış. Olacak. Böyle daha güzel oldu değil mi? Sen ne düşünüyorsun Cikcik? Hey Joseph, orası benim yatağımdı şaşkın. Gördün mü? Cikcik bile yanlış yerde uyuduğunu anladı. Tartışmayı kesin bakalım. Hayır durun. Size durun dedim. Yeni evimizi mahvediyorsunuz. Size durun dedim. Cikcik geri dön. Cikcik. Hadi gel Joseph. Cikciği hemen bulmamız gerek. Büyük anne bana şöyle demişti. Göremiyorsan eğer yolunu hissederek bulmaya çalışman gerekiyormuş. Cikcik, cikcik. Sen çok huysuz bir adamsın. Evet haklı. Cikcik, Heidi nerede? Yakınlarda olmalı. Haydi! Cikcik, neredesin? Haydi, bu sen misin? Joseph, aferin sana. Haydi de yanında mıydı? Haydi! Büyük baba! Haydi! Geliyorum! Haydi!
Büyük baba! Haydi, sen olduğun yerde kal. Ben sana geleceğim. Konuşmaktan vazgeçme Haydi. Beni sana doğru yönlendir. Buradayım. Buradayım büyük baba. Konuşmaya devam et Haydi. Neredeyse yanındayım. Daha fazla tutunabileceğimi hiç sanmıyorum. Büyük baba. Hadi artık evimize dönelim. Haydi, neden o şekilde kaçıp gittin? Özür dilerim. Peter bana okuldan bahsetmişti ve o korkunç öğretmeninden de. Sonra da onunla konuştuğunu gördüm. Sana o mektubu verdiğini ve büyük baba. Beni okula göndermeni istemiyorum. Dinle Haydi. Bay Trevor çok iyi bir adamdır. Peter'in aksini söylemesine izin verme. Ve okul da o kadar korkunç değildir aslında. Sen okula gittin mi büyük baba? Senin yaşlarındayken evet. Evet. Ama bu kış yaşlı ve huysuz bu adamla birlikte o kulübede kalacaksın. Sana öyle dediğim için üzgünüm. Ama o zaman bu kış beni okula göndermeyecek misin? Gerçekten mi? Ama bu şekilde kaçıp gitmeyeceğini anlaman gerekiyor küçük hanım. Evet büyük baba, bunu anlıyorum. Ve bir daha asla kaçmayacağım, söz veriyorum. Madem beni okula göndermeyecektin, sana sorduğumda bunu neden söylemedin? Söylemem gerekirdi Haydi. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Neler oldu sana? Ödümüzü kopardın. Neden kaçıp gittin ki? Ben okula gitmeyi istememiştim. Gerçekten mi? Evet, gerçekten keçi çobanı. Haydi anlattığın hikayeler konusunda dikkatli olmalısın. Onun hayal gücü seninkinden de geniş. Ben özür dilerim. Böyle olsun istemedim. Büyük babam bu kış onunla kulübede kalacağımı söyledi. Bu sabah gölü görmen gerekirdi. O kadar güzeldi ki Peter. Haydi'yi yanıma alabileceğim. Gelecek baharda onu almaya geleceğimi duymak seni de mutlu edecektir. Kimse seni benden alamayacak. Hiç kimse.